Adalet! Ne zaman? Hemen şimdi! Ne zaman? Hemen şimdi! Hemen şimdi adalet istiyoruz. Evet. Dört gündür Akbelen'de katliam var. Dört gündür Akbelen ormanları savunan köylülere darp var, şiddet var, baskı var. Oradaki yaşam savunucularına, oraya gelen insanlara engellemeler var. Evet. Ama dört gündür orada çok büyük bir irade var. Çok büyük bir birliktelik var. Bugün buraya toplanıp geldiniz. Akbelen için, adalet için, bize destek için. Çok sağ olun. Bu kötülüğe, bu örgütlü kötülüğe dur demek için. Hemen şimdi adalet istemek için. Oradaki nöbeti, oradaki kesimi, her şeyi mahvolduk. Dört gündür sanki 400 gün şey görmüş gibiyiz yani hepimiz. Ciğerlerimiz yanıyor, kolumuz kanadımız kırık. Her kesilen bir ağaç değil, her kesilen bir dal için bizim etlerimizi parça parça oldu orada. Hemen şimdi adalet diyoruz. Yani 4 senedir mücadele var İkizköy'de topraklar için, hava için, zeytin için. 70-80 senesini o toprağa adamış insanları görmüyorlar. 93 yaşında insanların gözlerine biber gazları sıktılar. 88 yaşındaki ninemizi, ağaçlara sarılan ninemizi ağaçlardan uzaklaştırdılar. Yangın mevsimi bize yasak, ağacı koruyana yasak, kesene yasak yok. Girene ceza kesiyorlar. Umurumuzda değil. Gözaltına aldılar onlarca arkadaşımızı. Milas'a giriş yasağı koydular. Avukatlarımıza soruşturma açtılar 2 senelik süreç içerisinde. Tüm baskılara rağmen, şirketin baskılarına rağmen, kendi askerimiz dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız dediğimiz ülkemizde işgalci durumundayız 4 gündür. Ama her şeye rağmen kanımızın son damlasına kadar ormanımızı da toprağımızı da koruyacağız, korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu böyle biline İkizköylüler olarak her zaman en önde duracağız. Ve siz yaşam savunucuları da biliyoruz zaten 2 senedir her zaman yanımızdasınız. Adalet istiyoruz. Bugün hemen şimdi karar vericilerden Akbelen Ormanı'ndaki katliamı durduracak haberi bize hemen uçursunlar. Akbelen için adalet! Muğla için adalet! Kaybedecek bir ağacımız yok. Bakın daha orada on binlerce ağacımız var. Her şey bitmedi. Şu böyle biline Akbelen 4 gündür kesiliyor, bitti diye düşünenler yanlış düşünür. Evet. Daha çok ağacımız var orada korunacak. Daha madene teslim etmeyecek toprağımız var. Evet. Yanan yerleri niye koruyoruz? Maden çünkü çok kötü. Yanan yerler tekrar kendini geliştiriyor. Ama maden girerse geri dönüşü, tahribatı çok kötü şeyler olacak. Söylememe gerek yok, siz zaten biliyorsunuz. Benim sesim buraya. Madene verecek toprağımız yok artık.